İran kuzeyinde terör örgütüne karşı operasyonlar zaten devam ediyor. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG de varlığını sürdürüyor. İşte bu konuda yeni operasyon sinyali geldi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şuan İlhan Açıkalın ve Yeni Yüzyıl Öğretim Üyesi Üniversitesi öğretim üyesi Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Coşkun Bey, sizinle başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve Suriye'ye 5. operasyonun sinyalini vermişti. Bize acaba harita üzerinden bir böyle gösterebilir misiniz? Cumhurbaşkanının sinyalini verdiği o yeni sınır ötesi harekatın hedefinde tam olarak hangi noktalar, hangi bölge var? Şimdi haritamız ekrana geldiğinde aktarayım. Burada Cumhurbaşkanı'nın kastetmiş olduğu bölge elbette harita geldi, evet. Şu an haritamızda da görüldüğü gibi Suriye'nin kuzey bölgesi. Yani Türkiye'nin başından sonuna hep savunduğu, işte bir ucu Malikiye'de bir ucu da Afrin'le biten o geniş coğrafyada oluşturacağımız bir 30 kilometrelik kuşaktı. Biz bu niyetle yola çıktık ama maalesef ilk 3 harekattan sonra sahada bizi oyalamak isteyen, süreci kendi menfaatleri doğrultusunda değiştirmek isteyen bir yapıyla karşılaştık. Kimdir bu yapı kastım? Hani şu an bir takım açıklamalarda bulunan yapılacak harekatla ilgili Amerika. Dolayısıyla burada Amerika ve Rusya'nın özellikle hemen Münbiç Terrifat bölgesinde yapmış olduğu o kirli işbirliğiyle harekatın durduğu bir coğrafya oluştu ta o dönemde. Ve biz burada harekatları belli bir noktaya getirmişken, yani bu yeşille taradığımız alanda hayat normale dönmüşken bir anda yeni harekat alanı Münbiç derken, aynı zamanda Terrifat'ı kastederken Amerika devreye girdi ve dedi ki buraya dedi harekat yapma. Ben dedi sana söz veriyorum. Bu bölgedeki dedi bütün terörist yapıları buradan arındıracağım. Bölgenin dışına çıkaracağım ve senin o güvenlik endişelerini gidereceğim. İtimat ettik. Kim? Devlet. Koca bir devlet var karşınızda. Ve o ara görüşmeler başladı. Hatta evet, ortak devreler nasıl atılacağı konusunda bir takım koordineli toplantılar yapıldı. İşte ben de o bölgede bir fiil yerindeydim. Harekatın olacağı gün. Amerika Münbiç'teyken gece haber geldi. Amerika Münbiç'ten çekiliyor dendi. Büyük bir sürprizdi. Herhalde dedik harekat yapılacağı için boşaltıp işte Türkiye'ye alan açacak. Fakat günü ardığında biz bu Münbiç'te ve Terrifat'ta Rusya bayrakları gördük. Çok enteresan bir gelişmeydi. Yani evet, ne ara buluştunuz, ne ara anlaştınız, ne ara bu bölgeyi Rusya'ya teslim ettiniz. Hani siz iki ezeli düşmandınız, hani siz iki ezeli rakiptiniz. Bunlar hep havada kalan, cevaplanması gereken sorular olarak tarihte yerini aldı. Şimdi biz bunun gelişmenin üzerine dedik ki bu işte bir tuhaflık var. Amerika ile bir takım diplomasiyi başlattık, trafiği. Ve en sonunda iki devlette oturup anlaşma imzaladık. 17 Ekim 2019 tarihi yanlış hatırlamıyorsam Amerika ile ve 22 Ekim'de Rusya ile birer haftarayla. Anlaşmada şunlar konuşuldu. Amerika'nın o yarım bıraktığı taahhüdü Rusya kendi üstlendi. Ben dedi bu bölgede dedi sana 150 saat içerisinde bu bölgeyi tertemiz yapacağım. Yani terörle iltisaklı hiçbir yapı kalmayacak. Bu bölgede terörist varlık bir daha görünmeyecek. Ben burada rejimle birlikte devriyelerle asayişi sağlayacağım. Kim dedi? Rusya. Yine aynı bölge, yani bizim diğer o tehdit olarak gördüğümüz bölge için Amerika söz verdi. Aynı esaslar. Orada da 120 saat esas alındı. Fakat şimdi geldiğiniz noktada 120 saat değil, gün hafta yıl geçti, ortada bir şey yok. Ve tam tersi, Suriye'de kan dökülmeyen bir metrekare toprak yok iken her ne hikmetse son dönemlerde özellikle de bizim normalleştirdiğimiz bölgelere yönelik inanılmaz bir saldırı kampanyası, furyası başladı. Gün aşırı ya sızma ya canlı bomba ya bir maalesef üstlerimize roketli saldırı. Bunlar hep yaşadığımız hadiseler. Ve en son işte bardağı taşıran da aynı Larab bölgesinden yapılan, Zor Mağar bölgesinden yapılan saldırılar oldu. Şimdi siz bu süreci nereye kadar götürebilirsiniz bir devlet olarak? Üstüne üstlük o bölgede, hani bırakın oradaki insanların gördüğü hasar ve zararı, tam tersi işi başa döndürecek kendi sınırlarınıza yönelik de saldırılar başladı. Biz o dönemden beri sizinle yaptığımız o değerlendirmelerde hep şunu öne çıkarmaya çalıştık. Dedik ki bu işin başka çözümü yok. Anladıkları lisan bu. Zor oyunu bozar. Acilen buraya bir harekat planlanmalı. Nereye? O yarım kalan işte bizim
şu an tehdit olarak karşımızda duran bölgelere ilk etapta. O özellikle altını çiziyorum ilk etap diye. Çünkü bana göre hani hep dillendiriyoruz, konuşuyoruz 30 kilometrelik bir alan. Hani 32. kilometrede bir terörist yapı ve varlık var. Bırakacak mıyız? Hayır, asla. İşte bu süreç içerisinde bu harekat konusu gündeme geldiğinde hep dillendiriyorduk olmalı, olmalı, olmalı diye. Ve bunun üzerine de devletimiz şüphesiz olayları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız 2 hafta oldu yanlış hatırlamıyorsam. Gene bir grup toplantısında buraya yönelik bir sinyali olacak cümle kurdu. Dedi ki Suriye'nin kuzeyinde de bir takım dedi rahatsızlıklar var. Buraya yönelik bir takım tedbirleri planlıyoruz dedi. Aslında o geçtiğimiz gün kurduğu cümlenin de altyapısıydı. İşte en son geçtiğimiz gün çok net bir lisanla Cumhurbaşkanımız bu bölgede harekatı planlıyoruz. Güvenlik güçlerimiz hazır olduğu an harekatı yapacağız dedi. Ne zaman bekliyorsunuz Coşkun Bey? Şimdi kritik bir bakanlar kurulu toplantımız var. Burada bir takım kararlar alınacak ama hani bu tür harekatlara gün kesmek erken Semih Hanım. Yani çarşamba başlayacak, perşembe başlayacak erken. Bizim artık lügatımıza girmiş bir sözümüz var. Herkesin benimsediği. Hani bir gece ansızın gelebiliriz. Ve bu söz artık harekatlarla birlikte anılmaya başlandı. Bence bu sözün gene tezahür ettiği bir sürecin içindeyiz. Şimdi askeri harekatlarda siz bir takım planları yaparsınız. Hangi tepe, hangi bölge, nasıl, kim, nerede, nasıl pozisyon alacak? Ama tarih, saat bölümünü boş bırakırsınız. O işte sonraki yapılacak çalışmalarda bu belirlenir. Bence böyle bir harekat planı var şu an masada. Gün ve saat bölümü boş ama ben şunu söyleyeyim. Bu iş öyle haftalar sonrasına falan değil. Günler içerisinde başlar diye düşünüyorum. Peki. Çünkü daha bakın dün Afrin'de bir canlı bomba kadın yakalandı. Gene terör örgütü tarafından bölgeye gönderilen. Şimdi amaç neydi? Bir ki çok ciddi bir rakam. Yani 15 kiloluk bir C4 konuşuluyor. Orayı yerle bir edecek bir rakam ve miktar. Bu Allah korusun orada bir eylem gerçekleşseydi ki amaç oydu. Ciddi can kaybına sebep olacak bir terör hadisesiydi. Evet, yarın da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Orada da görüşülecektir.